geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı. Abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri pulle. Çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Ne yani şimdi dursun? Dilber Hanım'ın şoförü mü olmuş? Yok dayı, katli bir şey yok. Şimdi Dilber Hanım teyze arabayı 20 kere stop ettirince dursun da ben istediğiniz zaman sizi istediğiniz yere bırakı veririm demiş. Öyle olmuş. Bana da nişanlım anlattı da oradan biliyorum. Burhan Bey mi anlattı? Evet, müstakbel beyim olan. Günaydın. Günaydın. Günaydın caddelere, günaydın kafelere, günaydın sokaklarda süslü püslü gezen dilberlere. Öf, bu da olmadı be, bu da be. Sen her sabah böyle kahvaltı müziği yapacaksan oğlum, git kahvaltını dükkanda yap. Bir şey yapabildiğim yok zaten baba, ilham gelmiyor. Aa, bu s**te ben yeterince beslenemiyorum sanatsal olarak. Nişanlışında acı yok ya. Fantazi müzik de buraya kadar. Halbuki mesela başka bir semtte olsan. Vallahi benim de aklıma gelmiyor değil. Ya. Şöyle ağır damardan bir şarkı yapayım diyorum. Ah. Bir etrafıma bakıyorum. Şarkı bir anda reklam cıngınla dönüyor. Çok şikayetçiyim o durumdan ya. Hatta başka bir semte değil, mesela başka bir şehre de taşınabilirsin. Böyle çok uzak bir yere filan. Bana uyar. Ben seni göndereceğim çok uzaklardaki bir şehre. Vereceğim kargoyu, seni koyacağım kutunun içine, yollayacağım. Ama teslim alana acırım. Dur bakayım. Acıları koy sepete. Şarabı doldur kadehe. Kafana takma gülüm. Sen gez apte İpekçi de, sen gez apte İpekçi de, sen. Ha, apte İpekçi de. Sonu biraz yine neşeli oldu ama ya. Ya tam dalıyordum ben ya. Niye sabah sabah avaz avaz reklam cıngılı söylüyorsun Volkan? Cıngıl dedi değil mi? Allah kahretsin. Günaydın. Günaydın. Sabaha kadar yukarı katın gürültüsünden gözüme uyku girmedi. Dibler ablanın yatılı misafirlerin bebeği yüzünden suratımdaki o bebeksi pembelik uçtu gitti. Ey Mehdiyar, ne yapacak şimdi? Bebekli yatılı misafir mi gelmiş yukarıya? Bir çift gelmiş Adana'dan baba. Bebekleri yani gerçekten bir bardak kırabilecek desibelde ağlıyor. Ben de duydum. Ağlamak değil. Sanki içine egzorsis girmiş gibi. Sanki kafasını böyle 360 derece döndürüyor, öyle bir ağlamak yani. Ben en sonunda kalktım. Kendime bir çaydanlık Melisa çayı yaptım. Şişeye doldurdum, odaya götürdüm. Onu içe 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 biraz dalmışım. İstanbul'a karı koca ilk gelişleriymiş dayı. Geceleri Dilber teyzeye bırakıyorlarmış o bebeciği. Oo, ocak başılarda, barlarda geziyorlarmış Aka abinde. Bebecik de yazık, anacığını ağrıyor herhaldeyse. Kıyamam. Zaten ben bu bebeklere gerçekten uyuz oluyor. Bütün gün yatıp uyuyorsun. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Yani tuvalete gitmene gerek yok. Oraya bırak. Kimse bir şey demiyor zaten. Akşama kadar yalakalık. Agılı gugulu yalakalık. Daha ne ağlıyorsun acaba ya? Öyle tatlı anlattınız ki nasıl canım çekti. Neyi canım çekti? Dursa başımıza inşallah. Biz de 3-5 tane yaparız değil mi? Nişanla.
Volkan, şu şarkıyı biliyor musun evladım? Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalimi. Bunu biliyor musun? Biliyorsan söyle. Şu anda ruh halime o kadar denk geliyor ki yani. Ben cover şarkı söylemiyorum şu an Burhan. Kendi şarkılarımı yapmaya çalışıyorum ama ilham gelmiyor. İyi günler Sayın Koca Arslan'la. Evet. Nasılsınız? Ne var oğlum bu saatte? Üryanda gördüm ben zor. Yok. Hatırınızı sorayım dedim ya. İyi koşuk. Bir problem yok. Ne problem olacak ki yavrum? İyi ya. Dinelden kaldın öyle. Ne istiyorsun? Dursun. İyisiniz. İyik dedik. Ne var ne yok ya? Allah sen bilirsin. Kapı kındırık. Ceyranda kalıyorum. Oğlum nedir derdin söylesene. Sayın Koca Arslanlı, bir insan bir insana söz verdiğinde o şeyi bir günde yapar. Yaptı yaptı. Yapmadı 3 günde garanti. En kötü ihtimalle. Bir haftada sözünü yerine getirir yani. Ne sözü diyorsun sen hoşik? Ne oldu bizim iş? Hangi iş? Bu kız meselesi ya. Kız mı? Bana evlenince kız bulacaktın ya. Hele ben de diyorum sabah sabah gelmiş ne diye perpel bakıyor bu. Karı bulma derdine gelmiş. Evlenmeye çok mu heveslisin oğlum? Hevesliyim değilim. O senin problemin değil ki. Bak hele terazi var, tartı var. Her işin bir vakti var. Sen şimdi git, akşamüstü geleli de kızı bir gör. Vallaha mı? Vallaha. Hayır, karıya kıza bayıldığımdan değil. Yalnız zor oluyor ondan ya. Ah oğlum ah. Ben bilmem mi yalanızlı? Denizin dibi mildir. Ben söyleten dildir. Bir sen söyle, bir de ben. Bakalım dertli kimdir? Yani alakası var Osman abi ya. Bir kere Aslı'nın hem seni hem Cem'i idare edebilecek kapasitede bir libidosu yok ki. Laf mı şimdi bu libido falan? Ay kusura bakma Osman abi, kibarca söylemeye çalıştım. Demek istiyorum ki benim tanıdığım Aslı sözlüsünün arkasından eski kocasıyla işi pişirecek kadar kenarın dilberi bir insan değil, onu diyorum. İşi pişirdi demedim ki kızım. Ama ben partiye gelmeyince o hanımefendi hemen eski kocasıyla tak başladı tango figürlerine. Ya Cem'le aralarında bir şey yok. Baloda adettendir diye bir şarkıda dans etmişler sadece. Sen de ona rastlamışsın. Ya Osman abi sen Aslı'yı bu konuda mesafenle ciddiyetinle döversin aslında. Yok bayağı ciddi ciddi döveyim diyorum aslında. Ne? Çüş! Mecazi anlamda diyorum kızım. Evire çevire dövecek halimiz yok herhalde. Ama Aslı'yı bir fırçayı hak etti. Yani biraz saygılı olsun. Hal ve hareketlerine dikkat etsin. Zaten Dilber halama da bazı yanlışlar oldu. Onunla havasının cıvasının başını erkenden ezmek lazım. Osman abi sen de az dengo değilsin ha. Ne? Çıkmaz kardeşim. Yani bu semtten arabesk müzik, fantezi müzik çıkartamazsın. Sen nereden biliyorsun İzzet? Kardeşim biz senin gibi tatillerde çıplaklar kampında barmenlik yapmıyoruz ki. Gerçek hayattan, varoşlardan, fakirlikten geliyoruz yani. Şu sokağın haline bak ya. Hı. Sarışın, bakımlı, zengin. Ha ha ha. Hi. Hep böyle kızlar geziyor sokakta. Eskiden hoşlanırdım bu tip kızlardan da. Hatta Fındık Fıstık diye bir şarkı yapmıştım hatırlarsınız. Ama şimdi daha darbeli bir tarz istiyorum. Daha ağır. O tip bir şey arıyorum yani. Ya kardeşim ekonomik kriz de var. Herkesin derdi başından aşkın. Tam acılı müzik zamanı. Bak tüccar adam anlıyor işi. Vallahi Volkan ben duygu adamıyım abi. Eğer bestelerinle beni ağlatabilirsen, yaralarıma merhem olabilirsen voleyi vurursun kardeşim. Of, tamam da nasıl olacak o iş ya? Şu tanıştığın kızla biraz takılsan abi. Ne güzel, orta halli, ekmeğini kazanan Türk lokumu. Sokaktaki vatandaş bir kızmış işte abi. Bildiğimiz Nişantaşı kokoşlarından değil yani. Ne diyorsunuz, arayayım mı gençler? Ha? Ara Volkan, ara. Seviyorum ulan! Yok lan,
dur bir ya, sakin ol, önce bir buluşalım da. Duygu adamıyım demiştim abi. Pastanı yemeyeceksen ben yiyebilir miyim Osman abi? İyi vallahi. Yani sen 5 kişilik yiyip 1 kişilik kilo alıyorsun. Gencim ya, yediğimi yakıyorum. Alo? Alo? Volkan, iyi günler ben. Aman be. İyi günler Volkan ben. Merhaba benim. İyi günler. Size de iyi günler. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız inşallah? Kim o arayan? Kim o, kim o arayan diyen? Acaba ben sizi sonra arasam? Niye? Tamam, teşekkürler. İyi günler size. Kimdi o? Ay, kuaförden arıyorlar ya. Aa. Tamam tamam, yine Sacit gibi ipsiz sapsız birini bulma da. Ay, ne alakası var Osman abi ya? Yavaş kız, yavaş. Gerilim yarattın, ben de kendime yemeği verdim işte. Ne oldu kardeşim? Yanında bir herif mi var ne? Hiçbir alt olmaz bu kızdan. Vay. Bu güzelleri güzeli Dilber iki gecedir bir damla uyumadı. Uy. Böyle yatılı musafirin soykası batsın. Çekticeği damar kurusun. Delik çok ağlıyormuş değil mi? Ay Tahsin Bey, kıllıcık bebeğini alıp geliyorsun sen İstanbul'a. Bana mı güvendin? Karı koca sabahtan akşama kadar sürtüyorlar, yetmiyor. Bir de bebeği kafama atıp gecelerde ziv ziv geziyorlar. Yazık ama ya. Kaç yaşında kadıncağız yani? Ah, yüreği sıfatından daha güzel kızım. Doğru diyorsun. Nereden bakınırsam bakın 40 varım. Kafam gitmiyor. Nişanlım dedi ki sabaha kadar dedi bebek ağlamasından gözüme uyku girmedi dedi yani. Cibilliyeti bozuklar. Hiç düşünmüyorlar beni. Karı koca İstanbul'u gezeceğiz diye kışlarda net yağ sürülmüş gibi. Oradan oraya koşturuyorlar hoşiklir. O zaman alın karşınıza konuşun Dilber Hanım. Yatılı misafirlik kısa olur deyin. Üzüldün. Üzüldü mü? Bağlayamadın. Hayır yani. Neden? Öf. Ondan değil de bizim Aslı da gürültüden rahatsız. De hele ne var? Amanın kadasını aldım. Başımın tacı. Söyle Dilber ablana. He. Bırakın bebeği oğlum. Ben bakarım yavrum. 40 yılın başı geldiniz gezin dozun bambım. Kela hiç ayıp olur mu? Hiç zahmet olur mu? Kurban olsun Dilber teyze soğa. 5 dakikaya geliyorum kuzum. Misafirler mi? He. Köfte gibi kızarın biber gibi patlayın inşallah. 40 yıl gözünüze uyku girmeye, kafanız yastık yüzü görmeye. Ne diye tatlı konuştunuz o zaman? Dayım gelin oğlu ne edek? Bak Aslı, bazı olaylar bana ters güzelim. Yani o gün orada hadise çıkarmadımsa, dışarıdan bakıp gerisin geriye gittimse... ...bu benim efendiliğimden, babana ve Cumhuriyet Bayramı'na olan hürmetimdendir. Ya ne var bunda bu kadar abartacak Osman anlamıyorum ya. Partide bir şarkıda Cem beni orada yalnız görünce dansa kaldırmış. O zaman gelseydin sen de partiye, yalnız bırakmasaydın beni. Ne demek bu ya? Her yalnız kaldığına kimine dans ediyor diye mi düşüneceğim be? Biraz böyle beyli konuşma benimle. Beyli konuşma, çirkin. Çok çirkin. Oho, hem suçlu hem güçlü. Bak kızım, seni uyarayım. Bu muhabbetin sonu pek iyiye gitmiyor. Yok, bence de hiç iyiye gitmiyor. He? Bu böyle bak kızım, seni uyarayım filan bu ton var ya... ...bu ton ayrılık çanları tonu Osman. Nasıl yani? Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ilişkideki tek problem de senin kıskançlığın değil. Ya sen nasıl zeytinyağı gibi üste çıktın şimdi? Zaten problem benim kıskançlığım değildi ki. Hayır, tek problem senin kıskançlığın değil. Başka problemlerimiz de var, onu söylemeye çalışıyorum. Ya mesela çok farklı insanlarız. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl yürüyecek bu iş. Nasıl farklı insanlarmışız? Ne bileyim yani zevklerimiz falan çok farklı birbirinden.
Mesela benim en garipsediğim konulardan bir tanesi, biz tanıştığımızdan beri senin bir tane kitap okumamış olman. Tanıştığımızdan beri hiç kitap okumamış değilim ki. Öyle mi? Ben ilkokuldan beri kitap okumuyorum. İnanamıyorum sana. Yani ders kitapları haricinde. Ben Cinali ile başladım, Kemalettin Tuğcu ile bitirdim edebiyat olayını. Okumadım, zararını da görmedim. Dursun! Yardım etsene lan kıza! Ne bağırıyorsun ya? Saçında boya yok, cebinde paran yok. Bir tek kalbin var, onu da alan yok. Mahalle güzeline tek taş veren olmaz. Kokanalar düşer kalkar, senin elinden tutan olmaz. Tutan olmaz, tutan olmaz. Senin elinden tutan olmaz. Tutan olmaz, tutan olmaz. Vurdum ben abi. Bu ne ya? Vallahi bir anda geldi be İzzet. Yok. İlham kaynağını buldun abi. Ha, doğru. Dursun. Bırak dur onları yere. Yere at. Ne yapıyorsun be manyak? Ben de anlamadım ki ya. Hay geri zekalı mısın? Nesin sen ya? Ya ne yaygara yaparsın kulaklarıma saç benim ya? Bitmez senin çilen. Bitmez kızım, bitmez senin celan. Hiç mi okumadın? Hiç bir kitap bile. Hiç sıfır, sıfır. Sen hiç araba tamir ettin mi? Yok. E o da senin ayıbın. Hayda. Hayatım ben mühendisim, iş adamıyım. Edebiyatın bana bir faydası yok ki. Şimdi bazı şeyleri anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Yani bu sendeki hassasiyet eksikliği, bu duygusal boşluk, bu gizli saldırganlık filan şimdi yavaş yavaş anlaşılıyor niye oldu. Ne diyorsun sen ya? Osman, kitaplar sadece okudum demek için veya sanat için okunmaz. Edebiyat insanı daha iyi anlamak içindir, detayları fark etmek içindir, empati kurmak içindir. Böyle hayatı daha hissederek yaşamak içindir. Sende bunlar çok eksik. Bilmiyorlar senin de bir kalbin olduğunu. Bilmiyorlar geceleri dertle dolduğunu. Tanrı'ya aykırıp yalvardığını. Issız gecelerde ağladığını. Tanrı'ya yalvarıp aykırdığını. Issız gecelerde ağladın. Of ulan of be! Abi bayağı çizik attı bana bu şarkı ya. Yazık garibana ya. Niye eziyet etmişler bu kızcağızı böyle? Aa, beyler bu benim çıkış parçam. Güzel. Kaldı 9 şarkı abi. Ne? Abi bence bu kızın peşini bırakma. Seyret seyret yaz abi. Aşık olmadın değil mi kardeşim? Yok be Taceddin. Benim bacım, kardeşim o ya. Bizim kapıcının kızı. Yani bir şey hissetmiyorum ben ona karşı. Fakat çok saf, naif, gariban, kendi halinde bir kızcağız. Bu muhitte öyle biri yok. İlk defa canlı görünce bir şekilde ilham kaynağı oldu. Farkında olmadan etkilendin abi. Kız şurada paketleri yere düşürünce ben o yüzündeki duygu selini gördüm ya. Ama cinsel olarak bir şey yok yani. Yıllardır filmlerde görürüz hep saf gariban kız. Gerçeğini biliriz. İlk kez ete cana bürünmüş halini görüyorum beyler. Etkilendim tabii.
Canım bir kahve alayım hemen. Hemen hazırlıyorum abi. Gel bir konuşalım deyince tırstım yani. Şşş bak hele. Senin koca bulup evlenesin var mı kızım? Olabilir. İstiyorum yani. Düğünlerde falan hep erkek anaları soruyormuş zaten. Bizim orada bir laf vardır. Çayırda inek, düğünde kız beğenilmez diye. Ben sana koca buldum. Gerçekten. Yakışıklı mı? Erkeğin güzeli çirkini olmaz. Efendisi olur, iti kopuğu olur. Brad Pitt ne o zaman? Keledelerini gelince de sakın böyle bir karış dil yapma ha. Hoş şik. Geliyor mu şimdi? Ay, ay geldi mi? Akrabanız falan mı? He, akrabam. Bu da bakmaz kıçının samsağına, çıkar dağın yünsağına. Hoş şik. Bu mu? Başka çeşidiniz yoksa ben gideyim sayın koca aslanlı. Vay kaltak. Bak hele. Bir konuşun, anlaşın, dineşin, sorular sorun. Sen söyle, o dinesin, o söylesin, sen dine. Ne dinleyeceğim ya? Sabah yeterince dinledim ben bunu ya. Aa! Sokak ortasına bas bas bağırdı bana ya. Paketlerimi yere attın. Hele hüzün bakayım. Sabahtan akşama kadar bebe ağlaması çektim. Şimdi sizi hiç çekemeyeceğim ha. Kör olasınca gene başladı. Şekerim çıktı ha. Ay. Çileli Dilber. Ay çileli Dilber. Hüz geliyorum. Hüz bakayım. Nasılsınız? Muhabbet mi edeceğiz? Yok, istiyorsan amuda kalkalım. Ya espri yaptım ben ama anlaşılmadı galiba. Yoo. En iyisi ben eve gideyim, bir daha görüşmeyelim. Bence yarın parkta buluşalım. Bu da bir fikir. Buluşalım mı? Yani, hayır. Sayın Koç Arslan'ın könlü olsun diye. Yoksa benim için fark etmez. Buluşsam ne olacak, buluşmasam ne olacak ya? Peki. İyi. Garsonluk dışında başka ne iş yapıyorsunuz? Ne garsonluğu ya? Ben o muhallebicinin şefiyim ya. Gerçekten. Garanti, ne diyorsun sen? Saat kaç oldu abi? Gelecek mi sence? Hı? Vallahi hep bu saatlerde geliyordu. Dur bakalım. Aa, geliyor, geliyor. Hı? Dur. Olun terini silmediler, acını dindirmediler. Olun terini silmediler, acını dindirmediler. Bir gün olsun gözlerinde, yaralı yüreğinde. Hemen de gitti ya. Abi yarın sen düş bunun peşine. Böyle olmayacak bu. Gerekirse takip et kardeşim. Thank you.
Osman, merhaba. Ne yapıyorsun? Hiç, yemek memek yedim. Vay, kitap abi. Bakayım ne kitap. Dur lan, dur. Ne oluyor ya? Seni kırdım mı? Yok abi, estağfurullah da yani. Biliyor musun Tanrıverdi? Şu anda senden erdemlerin yüzünden tiksiniyorum. O sıcak, sempatik ama suçsuz yüzünden... ...o sahipsiz, masum ve dertsiz tavırlarından tiksiniyorum. Niye tiksiniyorsun benden? Ben sana ne yaptım abi? Ben niye şimdi böyle konuştum ya? Osman, içki mi içti? İçki mi? İçki mi? Dünyadaki hangi içki benim elemimi, kederimi, içimdeki yalnızlığa karşı olan öfkemi azaltabilir ki Fatoş? Ben eve gidiyorum ya. Başım ağrımış, çok kitap okudum. Hadi eyvallah. Ne içmiş bu ya? Aslı ile kavgalı olabilirler. Belki de o yüzden bize kıl oluyordur. Aman, bura mıymış be? İyi, en iyisi burası dediler. İstanbul'un bütün sosyetesi buraya geliyormuş. Hazır bebeğe de Dilber abla bakıyorken bastıralım parayı. Tutalım elini masayı. Sabaha kadar eğlenelim. Resim de çekin, elmadan da gösteririk. Sağa sola fazla bakma öyle. Burası İstanbul. Herifler alıyor alkolü, alıyor alkolü da çılık çıkmasın. Kim o kız? Ya ne bileyim Kayhan ya. Ne sırrı diye biçmiş kelle gibi. Ya şimdi lütfen asabiyet yaratma. Ne gülüyorsun lan? Kim oldu? Karıma bakıp ne gülüyorsun lan? Yok. Aa, ne alakası var ya? Ben nezaketen göz göze gelince. Tipine kaydırırım lan seni. Bas git. Abi benim de kız arkadaşım şurada yani. Yenge de benim dünyanın bacımdır. Selam verdim öylesine yani. Efendim lan. Biz İstanbul'u değilik. Sevmeyin. Yanlış anlaşılma oldu herhalde. İstanbul'da böyle herkes herkese selam veriyor da o açıdan ben de ondan selam verdim. Oldu. Biraz. Ya manyaklar geliyor ya, manyak mı dedi? Yansını. Of! Oğlum bir sus. Bibik dediğin günde 20 saat uyuyor. Bu çocuk nasıl bir bibik ben anlamadım. Cinsi nedir bunu ya? Nesin kardeşim sen, nöbetçi bebek misin nesin ya? Ya ne yapıyor? Uyku mu yedi ya? Sus sus! Geliyorum ben oraya. Oğlum bir sus ya, bir sus oğlum ya. Tamam patlama. Aslı yavrum sen de mi uyuyamadın? Yukarıdaki bebeği boğarsam uyuyacağım ama şimdi bunu deniyorum önce. Ne o? Bu Melisa çayı bayağı demli yaptım, şişeye doldurdum. Böyle bir dikişte içince bayağı uyutuyor. İster misiniz? Yo. Önce bir bebeği pışpışlayıp uyutmayı deneyeceğim. Ne dedi o?
Dam dinge dam dinge dostana, danaları girmiş bostana. Kol bostancı danayı yemesin lahan. Uyu yavrum uyu. Ay danalar götürsün seni. Oğlum. Anası kılıklı yaygaracı oğlum. Kafasının olsun oğlum. Çekteceği damarı kuruyasıcı oğlum. Bak saat 1:30 oldu. İyi geceler Dibdir abla. Bebeğin insomniyası var herhalde. Ne? Bebek diyorum. Bütün apartmanını böyle yaylım ateşine tuttu yani. Ortalığı koparttı. Sorma oğlum. Bir oraya bir buraya kucağımda tosun gibi oğlanla volta ata ata dizlerim ağrıdı. Evet. Ağlama seslerine bir de topuk tıkırtıları eklenince aşağıdan tam bir senfoni havası yarattı yani benim için. Acaba bir de ben mi denesem acaba? Çünkü kedi, köpek, bebek, tamakacı, bilgisayar üzerindeki ekran koruyucu balık hepsi beni sempatik bulurlar. Sen mi uyutacaksın bebeği? He, ne bileyim. Belki annesi zanneder beni. Dostlarım feminen bir elektrüm olduğunu düşünüyorlar. Ben bir biberonu ısıtacağım. Sen az çocuğun başında dur o zaman. Kafama attılar çocuğu, sürtmeye gettiler cibilliyetsizler. Bağa mı güvendiniz? Bağa mı güvendiniz? Ah, aman da aman, aman da aman. O kadar ses, bu kadar el kadar şeyden mi çıkıyor ya? Apollilerin neredesin? Tatlı mıymış bu ya? Kimmiş? Tatlılığı kendine. Kaç aylık olmuş daha ana baba dememiş. Sabah akşam ağlıyor. Başka bir nömrası yok. Anası gibi kafasından ne olsanı var sanarsan. Ay tatlı mıymış bu ya? Ne kadar tatlı bir bebek bu. Ay. Demek sinsin ha. En sonunda karşılaştık. Uykusuz gecelerimin sebebi sensin ha. Çok da masum görünüyorsun ama bana hiç öyle gelmiyor. Çıktık. Bir sus lan, sus oğlum, sus. Konuşurken benim suratıma bak. Benim suratım çok önemlidir. Neden benim suratıma bakmıyorsun ya? Hissetme adamı, vallahi az bul gibi ha. Gülüyor musun lan sen be? Ay çok mu komik buldun lan beni? Oyuncu mu sandın beni? Ay çok eğleniyorsun ha. Nasıl bir tipmişim ben ya? Niye gülüyorsun ama ya? Ay aramızda duygusal bir mı oluştu ya? Vallahi yanlarını gördüm ha. Yok oğlum ya. Şimdi sen burada uslu uslu dur. Ben şimdi Burhan deden gideyim. Hayda. Oğlum sen niye ağlıyorsun lan? Ya Rabbim ya. Ben gelince susuyorum oğlum sen ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Köfte var. Vallahi ya. Vallahi şeytan tüyü var bende ha. Yetmeye gitmiş herkesin sevgilisiyim. Hayda. Hay Allah ya. Oğlum ben sabaha kadar burada duramam ha. Sana şaklabanlık yapamam. Ben koskoca idare müdürüyüm. Ben bunun için okumadım ha. Tamam. Şimdi sus. Ha ha ha!
Hayda. Oğlum tek dişi kalmış zaten, bana komedyenlik mi yapıyorsun tek dişinle? Dalga mı geçiyorsun benimle? Burhan amcanı saf gördün bence sen. Ondan dolayı benimle matrak geçiyorsun. Masum surat yapma bana. Ben iş hayatında senin gibilerden o kadar çok gördüm ki bu konularda karakter karakter A, B, C diye yazmışım ben. 12 kitabım var benim. Tipsiz, yeteneksiz, karaktersiz. Hastık mı bu mu? Tipsiz. Ne yapıyorsun oğlum? Ne güzel susmuştun ya. Anlatıyorsun el kadar gıllıcık sabiyi. El kadar ama o kalanın teki Dibler abla ya. Sinek de gıllıcıktır ama mide bulandırır. Baba, gözümü gizleyip orasını burası mı cimcirdin? Ne yaptın? Çekil oradan, aman et bebek. Ben ağlıyor. Dibler abla, bunu anası babası nerede acaba? Bir açık adresi eşkali meşkali yok mudur? Ya. Ay ay ya. Bana bir tatlı alsan gıcı. Tamam. Ne biçim yerse kendimiz gidiyor almaya da. Pii! Adana'nın gözünü seveyim. Daha bak. Eteğin yukarı kalkıyor, dikkatli otur ha. Merhabalar. Merhaba. Ben sizin komşunuzum da bir konuyla ilgili görüşmek istiyorum. Onu mu? He, bebeğinizle ilgili. Ne olmuş ki bebeğimize? Ya çok ağlıyor ya. Vallahi beni bitirdi, mahvetti bu çocuk. Acaba diyorum annesini mi özlüyor bu yavrucak? Ondan mı diye düşünüyorum. Tabii ki buraya turist olarak geldiniz. Eğleneceksiniz, göreceksiniz. Oralara buralara gideceksiniz ama... Bebeğe de yazık. Dibler abla çok iyi bakıyor bebeğe ya. Dibler abla bakıyor tamam, ona hiçbir şey demiyorum. Bakıyor ama yavaş yavaş artık diyorum kalsanız da gitseniz de çocuğunuzla ilgilenseniz. Ne demiş atalarımız? Ana gibi yar olmaz mı demişler. Ne güzel söylemişler öyle. Ne oluyor lan? Hayır yapma. Ah merhaba, ben komşunuz Burhan. Ne komşusu lan? Ne komşusu lan? Ananı yapma. Ya karımın dizinde ne işi var lan o elin? Kırayım mı lan o elin? Hayır yanlış anlıyorsunuz. Şu anda beni yanlış anlıyorsunuz. Beni uykusuzluk başıma vurdu. Oradan kalktım geldim ben eve. Evden kalktın geldin. El alemin sahiplik kadısına mı asılayım dedin lan? Hayır yapma. Ben kırayım lan seni. Hayır ya. Bas git lan, bas git lan. Bak ne bırak. Tamam yanlış anlıyorsunuz. Ya yavaş. Acaba uyurken gidi böyle bir yere falan mı çarptınız elinizi Burhan Bey? Ne uyuması ya? Gözüme bir dakika uyku girmedi. Bu nasıl bir velet? Sabah 5'e kadar ses telleri çatladı ya. Yırtıldı bu çocuk ya. Ay ne huysuz çocuk. Of yavaş. Acaba diş falan mı çıkarıyor ha? Dışarıda pirinç gibi bir şey girdim ama. Anacığım diş çıkarırken bebeklere verilen rahatlatıcı ilaçlar var ya. Anasız da nasıl bilmiyorum bunu canım. İlaç mı? Tabii. Ya, ben siz atik panak olmayın diye söylemedim ama... ...ben bebek bakımıyla ilgili kitaplar alıp okumaya başlıyordum. Ya! Allah'ım ya Rabbim! Nasıl bir emri bak ki bu? Of makbirliği! Neyse bu konuyu daha sonra erteliyorum. Şu anda paniğimi daha sonraya erteliyorum. Belki iki gün, belki üç gün sonra. Neyse. Peki kitaplarda yazdığına göre... Niye çocuklarına ilaç vermiyorlar? Nasıl bir bilinçsiz anne baba bu ya? İnşallah biz ileride anne baba olduğumuzda... Biz mi versek acaba? Kendi yavrumuza mı? Hayır ya, yukarıdaki velete. Diyorum bu bitkisel ilaçlardan az bir şey yersek... ...bu bunu içse, o da rahatlasa, uyusa, mallasa... He? Sadece sormaz herhalde. Olmaz tabii ama hangi ilaçtan? Bebek için olanından lazım tabii. Aslı'nın acaba bitkisel çayından mı versek? Bunu içse o da rahatlasa, biz de rahatlasa. Bir zarar olmaz herhalde o kız. Bence olmaz. Farz-ı meral, biberonun içine bundan bir kapak konulsa... ...bir sorun olmaz herhalde açsa. Tatlı mıymış? Kimmiş bu ya? Selamun aleyküm.
Allah! Ya Dursun, ne yapıyorsun böyle ya? Çat orada, çat kapı arkasında. Süpürge. Süpürge mi? Tilber Kocarslan'ın arabası temizleneceği de o işi hallettim. He. Sen niye bayasın burada sabah sabah? Neyin peşindesin? Ya kardeşim, burası benim evimin bahçesi. Hava almaya çıktım, kültür fizik yapıyorum. Sana ne? Fizik iyi. Onu anladık da senin kültürle işin olmaz. Allah Allah. Dursun, sabah sabah bir enerji, bir espri yapma çabası. Sen işe geç kalmıyor musun bakayım? He? Bak, ekonomik kriz de var. İşinden olmayasın sonra. Günaydın. Günaydın. Kirli toprak mı o? Günaydın. Aslı'ya bakmıştım. Aslı yok mu? Röportajcı Osman'cığım. İstersen sana kahve ısmarlayalım, oturup bekle. Beklemek. Şu kısacık hayatta ha. Beklemenin sonundaki ödülün hayalini kurarken ve o bekleme zamanının hayatın ta kendisi olduğunu unutarak ha. Osman abi, geçmiş olsun. Sağlıkla ilgili bir sıkıntın var. Yo, çok iyiyim. Turp gibiyim çok şükür. Ha, öyle hayat kısa falan deyince. Şirketler zor durumda mı Osman'cığım? Niye? Kriz var diye. Yo, biz çok iyiyiz hamdolsun. Değil mi? Biraz üzgün gördüm de seni. Ya şu Nemeçek'e üzüldüm biraz. Nemeçek'ti? Nemeçek dedi galiba. He. Ya Pay Sokağı Çocuklarındaki kahraman yok mu? Hani romanın sonunda ölür. Sen nereden biliyorsun lan? Sen yeni mi okudun o kitabı? Oo, yıldım vallahi. Yeter ya. Aa, öf. Şimdi ben olmasam o Volkan İhsan ile o dükkan katiyen dönmez. Tahsin Suçuoğlu buldu beni, koydu oraya, adam rahat etti ya. Ben durumu el koymasaydım o dükkan batmıştı. Sen biraz kendinden bahset bakayım. Özgeçmişin olsun, özel zevklerin olsun. Mesela? Mesela yemek yapabilir misin? Yapabilirsen gelecek kalitede olayım. Olaysa hangi çeşitler? Yalnız önce ben de sizi biraz tanımak istiyorum. Ben soruları açıyorum. Tenis veya golf oynuyor musunuz? Yok, cirit atarım. Cirit mi? Espri yaptım. Yine anlaşılmadı mı? Ne tenisi ya? Ben sporcu muyum? Cida işinde yükselmeye çalışan meşgul bir adamım ya. Cida? Ha, cida. Ne demek o? Cida yani yeme içme. Hiç duymadın mı? Yok, duymamıştım. Ya, sektörel olarak biz cida diyoruz. Hadi sen eve git. Evden beklerler. Evden mi beklerler? Ya, geç kalma. Evdekilerle papaz olmak istemem. Bu konuda hassasım. Oldu o zaman. Bay bay size. Artık telefonda mesaj falan atarsınız. Atarım. Eşek tüylük ya. Erkeksen çık ortaya. Saklan memşerim. Kimse yok burada. Volkan Suçuoğlu insanı. Çık. Ya çık orada. Nereden gördün lan beni? Ağaç kapatıyordu. Seni kapatmak için ağaç değil, orman lazım. Ya söyle bakayım, sen roncu musun, nesin ya? Çocuğa yağ suratına kapadım. Ay, yazık ona. Dursun, yanlış anlıyorsun. Ben ne bileyim manitan olduğunu. Benim kötü bir niyetim yok ki. Düzgün konuş, ağzını bozma. Manitan falan değil. Bakıyoruz, anlıyoruz. O zaman niye arıza çıkarıyorsun kardeşim? Konuşma. Bırak bizim peşini. Önce ben gördüm. Lan telefon.
Ay meşgule aldı manyağın başkanı. Kompleksli mi ne be? Dursun bak vallahi yanlış anlıyorsun ya. Nilay bizim kızımız. Ben sanatsal bir amaç uğruna onu takip ediyorum. Bu nasıl bir sanat bu ya? Ya Dursun ben Nilay sayesinde şarkı yazıyorum. Beste yapıyorum. Nilay'ın o köylü güzeli, saf, gariban halleri bana ilham veriyor. Bu çevredeki bütün kızlar anasının gözü Dursun. Nilay onların içinde türünün tek örneği ya. Nilay var ya, nesli tükenen, bu iklimde görülmeyen nadir bir papağan gibi ya. Papağan mı? Tapir veya karetta karetta da olabilir, orası fark etmez. Ya bu çevrede türünün tek örneği diyorum ya Dursun. Yoksa benim dünya hayret bacımdır kendisi yani. Fakat şarkı yapmam için onu takip etmem lazım Dursun. O zaman uçumuz bir aradayken görebilirsin. Öyle ağaç arkasından rond yok. Uçumuz bir aradayken mi? Öyle aile ortamında törelere uygun şekilde birlikte oturalım. Pesteni, efendi gibi yaptın yaptın yapamadın ümünü sıkarım senin ha. Ne olacak ki ya? Yaparım tabii ben onu görünce bana ilham geliyor zaten ya. Göreceğiz, göreceğiz. Lan nerede benim telefonum? Bana bak. Kırıldıysa ödersin ha. Garanti. Oldu Dilber teyze. Hayırlı günler. Eksik olmayın. Ne oldu? Verdi mi? Verdi, verdi. Oh! Yarasın çayı içti. Şimdi sabaha kadar mışıl mışıl uyur bu velet. Velet? Ha hayır yok. Analı kızı tarifi istediydim de onu verdi. Neyin anası kızı ya? Ya yemek yemek Adana yemeği tarifini istedim de. Ya Makbule sen de bu sürmenajı atlatamadın ha. Ya biz buraya Dibler abla bebeğe Melisa çayı içirsin diye termosta gelmedik mi? Ha onu katli surette kabul etmedi. Niye ya? Şimdi bu bebeğin dedi anasına dedi küçükten yaramazlık yapıyor uyumuyor diye fil tarihinde haşhaş kaynatıp suyunu içirmişler dedi. O olayın akabin dedi kafasından noğsana olmuş dedi. He. Ya bu bebek daha anne baba demiyor dedi. Oğlancıyız. Babası dizini dövünüp duruyor dedi. Ben çayma içirmem dedi. Hayda. Ya mutfağa falan gittiği zaman gizlice içirirseydin ya bebeği. İnşallah kendi bebeğimiz olursa ona içiririz Burhan Bey. Gerek yok bak bile gerek bebeğimiz, yok. Bebeğimiz. O da şimdi anasına çekerse onun da kafasında ne olsa ne olur. O da geri olur, öyle olur, çok uyur. İşin o. Ne diyeyim ki bu konu benim aklıma geldiği zaman bir titreme geliyor. Yürü hadi yürü. De bu, de böyle. De bu da, de böyle. İki, iki. Ya oğlum bir açık ver ya. Selamun aleyküm. Oh selamlar Volkan. Fark etmedim kusura bakma. Bu saatte güneş kah aydınlık kah loş. Bulutlarla sevişirken dostları görmüyor gözüm. Ha? Ya. Bozmuşsun kendini. Biraz uykusuzsun. Ondandır. Aa, bunlar yine dadandı buraya Sertaç. Ne tuhaf değil mi? Sonbaharın eşlik ettiği o yanık susam kokusu. O simitçi için iş yerinin kokusu mudur acaba? Oysa bizim için Nişantaşı akşamüstüleriydi. O neredeyse alabildiğine kösnül, o hınzır koku. Değil mi? Diyorsun. Köstün ne abi? Tamam ben anladım Sertaç. Aslı bunu da bunlar etmiş. Volkan Bey, madem niyetiniz beste yapmak, buyurun yapın biz de görelim. Beni niye çağırdınız Volkan abi? Nilay'cığım, yeni şarkılar yaptım da yeni bestelerim var. Hedef kitlem gençler. Bakalım siz gençler beğenecek misiniz? Sizi ondan çağırdım. O beste çıkmasın ümüğünü sıkarım. Bu konuda hassas olun. Dursun tabii sabırsızlanıyor. Yeni albüm yapıyorum ya. Bir an evvel albüm çıksın diye. Evet. Öyle değil mi Dursun? Sokaklarda sonra? Dur bir dakika ya. Sensiz.
Aa, ben böyle çalışamam ama ya. Ben varken olmaya galiba. Vallahi olmuyor. Senin niyetin başka da ondan olmayı, ırz düşmanı. Bak, günahımı alıyorsun, dursun. Bakalım Tahsin Suçuoğlu da böyle mi düşünecek? Zaten Moldova'nın Natasha'dan sabikalısın. Hayda. Ya dursun. Dur bak ha. Bak bak bak, geldi İlham bak. Bak İlham geldi, bak bak. Fındık fıstık al, sensin fıstık of. Ah bize lazım of, yorgan yastık of. Of of of. Nasıl? Bayağı güzel. Daha edepli bir şey bulamadın mı ya? Ya daha ne olsun kardeşim? Benim tarzım böyle işte ya. Daha ne istiyorsun? Ben sana ne dedim? İlham perisi olayı dedim, değil mi? Anladın mı şimdi? Başka bir niyetim yok yani. Bak tak yumurtladım besteyi. Ay Volkan, sen de kaç yıldır yeni bir beste yapamadın. Hala şu Selin'e yazdığın şarkıyı çalıyorsun ya. Of yani. Nilay Hanım, siz ailenizin yanına dönün. Oldu. İyi akşamlar size. Ne oldu? Rengin soldu. Ne yapamıyorum ben ya? Ya kardeşim, benim üzerine site yapacağım arazinin tam göbeğinden bir dönüm yer parsellemişsin. Ondan sonra fahiş fiyatları okutup benden rant yapmaya çalışıyorsun. Uyanık mısın sen? He? 600 bin dolar mı? 6 bin dolar bile etmez ulan orası. Ya ne aile evi yapacaksın? Yer miyim ben bunları? Bahçeli mi? Akşamüstleri o bahçede siz çay da içersiniz. Veranda. O verandada oturup güneşin batışını seyredersiniz çocuklar koştururken. Şehirden ırak ve temiz kalır duygularınız. Öyle değil mi? Ya ne dalga geçeceğim kardeşim? Tamam. Al o arsayı. Üzerine yapacağın ev de benden sana hediye. Tamam. Hadi kal sağlıcakla, kal. Bu ne lan? Empati bu mu lan? Ne kadar pis bir şeymiş kardeşim bu. Vallahi sebep bu dursun. Benim Nilay'ı kendi ortamında gözetlemem lazım. Evin içinde olmadı. Karşımda oturuyor, yapamadım şarkıyı. Ya ben senin sadece işe yaramazın teki sanaydım. Sen bildiğin manyak mısın ya? Sanatçıyım lan ben. Aa, bir nevi deli dahi. Sen nasıl anlayacaksın beni? Anlamam, ben bilim insanıyım. Ya bilim insanı. Tamam işte. Nilay'ı bir belgesel gibi düşün kardeşim. Farz et ki nadir bulunan bir kuşun görüntülerine ihtiyacımız var. Kuşu alıp salona getirsen bir şey anlar mısın? Hayır. Kuşu doğal ortamında, kendi coğrafyasında gözlemen lazım. Baba, bu sefer şarkıyı yazdın yazdın, yazamadın. Şşşt, derken. Hadi bakalım, ne oldu? Sıcacık yatağından kalktın geldin buraya. Gecenin ayazında yazık değil mi sana? Yavaş ya, Mali'ye ayak... Durduramıyorum kendimi, durduramıyorum dursun. Al, kayıt aletini aç, çabuk çabuk. Akranların okula giderken... Senin kaderin acı çekmek mi? Acı çekmek mi? Acı çekmek mi? Nasıl ya? Dur dur, dur dur, bir tane daha geliyor, bir tane daha. Gece sensiz ayaz vurmuş. Küç
çocuk ellerinde hayat yükü dolmuş. Hayat yükü dolmuş. Hayat yükü dolmuş. Bu bayağı dokundu bayağı ya. Yapar. Dur bir tane daha gel, bir tane daha gel. Hele Hüs! Hüsün! Aşam aşam ayıptır. Of be Dilber cadısı, aman be! Abo! Kim o bağıran cibilliyetsiz? Volkan, Volkan yabancı değil ya. Nasılsınız? İç güveysinden halledecek. Sen? Sen. De hele. Şöyle ki Tahsin Bey amcamların banyosunun tavanında hafif bir kabartı varmış. Bana dedi ki Tahsin Bey amcam, koş dedi Dilber Hanım'ın dedi banyosunu kontrol et, musluklarını kontrol et. Bir sızıntı falan olmasın dedi. Sonra dedi Dilber Hanım'a dedi mahcup olmayalım dedi bana. İlem dedi. Öyle dedi. Dilber Hanım mı dedi, Dilber mi dedi? Yani söylemeyecektim aslına bakarsanız. Gerçekten söylemeyecektim ama madem sordunuz söyleyeyim. Şöyle dedi. Dilberciğime kıyamam dedi. Boşuna dedi ustalarla uğraşmasın falan dedi. Ama böyle bir şeyler söyledi tam olarak ben de emin değilim. Ne dedi? Öyle mi dedi? He, öyle dedi. Uy, dinledim. İyi. O zaman siz böyle oturun. Ben içeride bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Ne? Banyoya bakıp çıkacağım işte diyorum. Oldu oğlum. Oldu, kadasını aldım. Evet. Bebe ağlayıp ağlayıp duruyor. 2 dakika önce uyudu. Onu uyandırma. Oldu mu oğlum? Ay bebek vardı değil mi? Ben tamam öyle aklımda çıkartmışım yani. Hiç haberim yok. Banyo bu taraf değil mi? Evet. Uy. Ya ne yapıyorsun ya? Beni ele veriyorsun şu anda. Lütfen sus. Senin de çoluğun çocuğun uyumaya, sabahlara kadar otur inşallah. Kör olmaya sıcak. Ağlayın. Duyuyoruz. Ben de banyodan duydum sesi. Allah Allah dedim, hemen koşarak geldim. Belki hokkabazlık falan yaparsam belki susar diye. Ay akucuk kukucuk. Ha neymiş, neymiş koca kafa? Ha? Sizin de olacak inşallah böyle koca kafalarımız. Yavrum sen orada az dur da ben su doldurayım, susadı zar. He. Ay durmam mı? Tabii ki dururum Dilber abla. Sonra da kırmızı başlıklı kız orada dururken kurt gelmiş bunu çıtırdan yemiş. Ondan sonra kurtun karnı çok acıkmış çünkü. Ay Dilber abla ne oldu biliyor musun? Kurt kırmızı başlıklı kızı yediğim derken böyle ağzı sulandı ha. Baksana ağzı. Ağzı hep sulanıyor, diş çıkarıyormuş. Her yeri zebil gibi salyağı içinde. Yok yok, bence karnı acıktı da ondan sulanıyor ağzı. Bence hemen o biberonda şeyi hepsini içmesi lazım. İçsin, içsin bu koca kafaya. Bence hepsini yemesi lazım. Bu öyle bir tip. Hadi görüşürüm. Oh.
olsun. Ay alemsiniz Burhan Bey ya. Dilber Hanım şüphelenmedi mi? Ya şüphelenirse şüphelensin. Kaç gündür zombi gibi oldum. İnşallah bu gece deliksiz bir uyku çekeceğim. İnşallah. İlahi ya sen git gizli gizli bebek uyusun diye biberonun içine melisa çayını dök. Allah'ım ya. Gerçi bizzat bebeğin kendisi de artık rahat etmiştir. O şişenin kapağı yok mu? Hı. Şişenin kapağıyla bir kapak koydum. Bir kapak. Hı. Bir şey olmaz değil mi? Ay yok canım. Hakikaten de o kadarcık melisa çayını bebek Kayla'ya almayıp hiç uyumayabilir bile yani. Hadi ya. Tabii canım. Ay be gidip yatayım ya. İnşallah bebek susmuştur. Saat 9'da mı? Çok yorgunum Makbule. Dişlerim dökülüyor. Deprem meprem olmasa uyandırmayın beni ha. Ha tamam. Hanım kızım. Kıyamam benim müstakbel beyime. Hay yanasın ya. Niye bu problemi çözemedim ben ya? Ay anasını ağlıyor ama ya. Eve çıkıp. Bilen bir maddenin. Hay hay rüyadım bir sus. Buna ne abi? Of. Ay kesildi. Ay arasında çay işe yaradı galiba. İşe yaradı diyorum ya. Değil mi Burhan? Ay ne gibi olmuştur bu çocuk şimdi? Ya bir Burhan. İyidir ya nasıl olsun? Süper bu. Of! Daha 5 şarkı lazım ya. Ne bağırıyorsun oğlum? Pardon babacığım. Aşağıda bahçede bir daha şarkı söyleme. Komşulardan şikayet geldi. Ben beste yapıyorum orada baba ya. Ya otur evde yap. Babacığım evde olmuyor işte. Öyle olmuyor ya. İlham kaynağı evde değil ki. Şimdi anlatsam anlayamazsınız ki ya. Of daraldım vallahi be. Kurabiye ya volkanım açılırsan. Yok yok. Benim keyfim gelir şimdi yerine. Burhan, ya buralarda bir ilaç şişesi vardı böyle büyük, gördün mü? Aslı yarım melisa çayı mı? Yok ya, çay may değil. Bunun içinde kırmızı reçeteli ilaç var bayağı. Anlamadım. Ya o ilaç annemin uyku ilacı. İki damla damlatıyorsun suya, 12 saat hayattan kopuyorsun. Aslı çay koyduğu şişeyi çantasında taşıyor. Bunun içinde gerçek ilaç var. Ben aldım eczaneden ya. Ne? Ya Allah korusun çay zannedip falan içerseniz birkaç damlası bayıltıyor adamı zaten. Daha fazlası öldürür bile yani. Ne diyorsun Volkan sen ya? Bu nasıl bir konuşma böyle ne diyorsun sen? Aslanın gerizekalılığı işte. Tehlikeli madde şişesine neden çay koyuyorsun? Şişe mi yok? Atı devirir o ilaç be. Sen kendine dikkat et Burhan aman. Koca kafa. Koca kafa öldü mü lan? Allah öldü ha. Ay, panik atak geliyor bir şey titriyor içimde. Ay geliyor, geliyor bir şey geliyor. Panik atak geliyor. Aa Burhan Bey siz daha uyumadınız mı? Makbule bir şey diyeceğim ama ben sana. Biliyor musunuz Dilber teyze çaya geldi. Bebek küp gibi uyuyormuş yukarıda. Sesi soluğu çıkmıyor dedi. Ben o konuda hiçbir şey bilmiyorum Makbule ben. Vallahi bilmiyorum hiçbir şey. Ay nasıl ya? Çay verdiniz sessiz uyusun diye. Ay gevşemiş çocuk da demek ki. Ya ben vermedim. Kendisi içmiş olabilir. Ben o çocuğa hiçbir şey vermedim. Uyku apnesi falan olabilir. Kiloluydu, şişkoydu. Belki oradan cırt diye gittim acaba? Bilmiyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha. Sana da hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Şu anda görmedik, duymadık, algılamadık hiçbir şey. Tamam. Burhan tamam. Bey, tamam. Kimse söylemiyor. Tamam Burhan Bey. Siz merak etmeyin. Bence var ya siz gidin uyuyun. Yorgunluktan eliniz ayağınız titriyor. Kıyamam. Ha. Yok yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam. Tamam. Üç maymun. Görmedin, duymadın, algılamadın. Tamam. Bebeğe bu gece annesi bakıyor herhalde.
Nerede? Başımı atıp gittiler gene. Ses aletini yanıma aldım da. Acık ineyim de havalanayım dedim. Ağlarsa duyarık. Bebek güzel uyuyor mu Dilber teyze? Nasıl olduysa bu gece uyuyor hoşik. Hislerini içine atıyorsun. Efendim? İçine atmak iyi değil. Kadasını aldığım her tür hastalık yapar. Ne hastalığı? Basur yapar, mide kaynaması yapar, mide eşkimesi yapar, kaşıntı yapar, gece tellemesi yapar. Öyle mi? Hmm. Ben pek içime atmam efendim. Yani bir faraza birisinden sinir oluyorsam bunu açık açık belli ederim. Sevdiğini de belli et. Sevilenlerin nesi eksik? Bizim orada bir laf vardır. Kozan dağı çatal matal arasında aslan yeter. Çok naz etme a güzel, küpriklerin sineme batar. Abi sen manyak mısın? Sus lan! Şu anda dinleniyoruz. Ya ben kedi köpek bir şey zannettim, öldürmüş olabilirim dediğin bebek miydi? Beni konuşma oğlum, benim ayağım titriyor benim. Bebek deme. Tabakacı değil mesela. Sanal bebek tabakacı yok mu? Öyle bahsedelim aramızda. Bebek deme, bir kötü olmuyorum ben. Abi sen ne yaptın ya? Bak bakayım nefes alıyor. Ne bileyim böyle yatıyor işte. Bir ayna tut o zaman. Nereden bulayım ben aynayı şimdi? Söz sünnettekisin. Yok mu yanında bir ayna? Sine bakın sana verdim, öyleyim bozuk. Tamam şöyle bir dürtsek acaba açılır mı, kendine gelir mi yavrum? Ah keşke, keşke. Keşke uyansa da böyle arsız arsız ağlasa Burhan eniştesine koca kafa. Abi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Milletin evinde bu saatte. Bebek uyuyor mu? Yapmam yapmam. Başka bir şey mi? Belli değil. Estağfurullah. Niye gitme Tanrıverdi? Bak. Bak ağzını burnunu dağıtırım. Lütfen Tanrıverdi. Ben pompişle ilgili sana yardımcı olmuştum ama bak. Hayır Tanrıverdi. Bırak lan. Bırak. O kediydi lan. Manyak mısın sen? O kediydi. Ben görmedim. Yokum ben. Duymadım. Hiçbir şey bilmiyorum gitme ben. Gitme oğlum. Ne olur ya. Gitme oğlum. Yalnız bırakma lan. Katil. Orası yaralayıcı bir laftı Tanrıverdi ya. Hey. Ne? Hoca var mı? Kimdir sizin acaba? Efendim? Hocam evde mi lan yoksa? Vallahi bebek katili olarak yatacağım ben, onu öldürürler beni orada. Oğlum her yerime bir şey. Yıksam, onun aklı olmadığı için cezai ehliyeti de olmayabilir. Ay, benim üzerimde kalmasın bu olay, vallahi benim mahvolurum. Ne? Lan! Hoca kafa! Oğlum aramıza döndün mü? Welcome Lloyd. Burhan abinin ortamına hoş geldin. Şartlar bendir. Çok bakıyorum sağına soluna çok. Bir daha getirmeyeceğim seni bu İstanbul'a. Katmeyeceksin beni ya. Sinir yaptırma bana Kayhan ya. Bak oğlana emzireceğim şimdi. Vallahi sinir yapınca çocuğun gazı oluyor. Ben değmediği sıkıca kapat emzirirken. Rantçısı olur. Her şey olur. Geldiniz mi? Hoş geldiniz oğlum. Neredesin Gülbin abla ya? Duz bittiydi. Alt komşuya duz olmaya geldim. Tosunum güzel güzel uyur. Gelin gelin. Lan. Tamam lan tamam, anladık. Yaygara yapma. Tamam iyisin işte. Sıkar mırt lan ha. İyi geldin. Alettin nasıl duymadı çocuğu ağladım ya? Bak ağlıyor.
Vallahi çıt çıkmıyordu ama bilmiyoruz. Bugün koş ağlayın çocuk ya. Koş ağlıyor aslanım ya. Ya tamam Kayan ya. Asabiyet yapma. Kayan mı? Oh shit. Anda anasının güzeli de aslan olmuş. Anasını beklemiş. Karnını acık. Sen gelmiş. Gel. Uyutmayacak ha? Aferin aslanım. Şişt. Aferin koçum benim. Bir de baba desen tam olacak ama. Der. En de sonunda der. Ha? Değil mi? Acele yok. Sonuçta ben de 2 yaşında konuşmuşum yani. Ne güzel o zaten. Nasıl yani? Ya yine Dilber ablanın kafası noksan muhabbetim ya. Aman Kayan ya. Ya yok Nilgür'üm öyle. Tamam çocuk. Ya, hadi. Hadi dandini dostana. Yanılara girmiş ustana. Ustancı hanayı yemesin hanayı. Kız, Nilgün. Kim morluyor ya? Ne? Ay, içim geçmiş biraz ya. Ya? He? Şu an sen o dün akşam pilavı der misin? Ya vallahi kusura bakmayın. Ben bebeğin sesini duyunca hemen yukarı kata gelip çıkıp bebeğe bakayım dediydim. Lan? He? Lan karım bebeğe emrilirken sen burada mıydın lan? Ha, yuh sapık ya! Buradaydım ama vallahi bakmadım ya. Ne? Vallahi bakmadım abi. Ben senin ağzına burnunu kırarım lan. Sen tipini kaydırırım lan burada. Hani cilayı çıkar lan burada. Cilayı çıkartırım lan burada. Yapma. Senin ağzına burnunu kırarım. Vallahi abi yapma ne olur. Bak şöyle düşün. Her şeyin başı sağlık. Daha kötü şeyler de olabilirdi yani. Daha kötü ne olacak lan şerefsiz? Baba. Şişt, kız. Nilgün. Kız Nilgün. Baba dedi kız. İlk defa baba dedi kız. Ama abu herife dedi. Sen de hiç ilgilenmiyorsun ki çocukla. Bence bundan daha kötüsü olamaz. Öyle düşünüyorum. Senin ağzını vurmayacağım. Ben seni tipiye kaydım ama lan. Şaka mı yapıyorsun hemşerim ya? Ciddi Dursun, ciddi. Sokaklarda, bahçede, kapı önünde şarkı türkü söyleyerek olmuyor bu iş. Bundan sonra senin denetiminde yapacağız kayıtları. Besteleri evde yapacağım. Bayağı belgesele bağlayacağız yani. Bravo. Doğal ortamında çekeceğiz Dursun. Kendi iklim şartlarında. Bir taşla iki kuş. Hem sen de bu vesileyle kızı yakından tanımış olursun. Geldi. Gel. Bak Dursun, görüyor musun? Bu tür en ucuz şampuanları kullanmasına rağmen ilginç bir şekilde çok parlak tüylere sahiptir. Tüylere mi? Saçlara yani, pardon. Cüssesine göre çok ağır yükleri gelişmiş kol ve bacak kasları sayesinde bir yerden bir yere rahatça taşıyabilir. Gastronomus ve lateral kasları inanılmaz gelişmiştir. Aynı özellik doğada Afrika kızıl ateş karıncasında vardır. Simit, açma, börek gibi basit karbonhidrat ağırlıklı beslenmesine rağmen belirli bir yaşa ya da doğum yapana kadar sabit kilosunu hep muhafaza eder. Gün içinde ihtiyacı olan enerjiyi ay çekirdeğinden sağlar. Ay çekirdeği bu tür için sadece bir besin değil, aynı zamanda eğlence kaynağıdır. Bu türün dişisi dinlenme zamanlarını yeşilliklere yayılıp sakız çiğneyerek değerlendirir. Avcıların dikkat etmesi gerekense çok da zeki gözükmeyen bu türün karşı cinsin ilgisini hissetmek ve eş bulmak konusundaki sonsuz başarısıdır.
Dursun Bey. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Ben sana demiştim Dursun. Bak Burhan, bugüne kadar yaptığın her şeyin kendi içinde bir mantığı vardı. Eyvallah. Ama halamın evinde bebeğini emziren annenin yanında ne işin vardı lan? Osman dostum ya, yeterince sopa yedim zaten. Bir de sen gelin üstüme. Nasıl gelmeyeyim ulan ben senin üstüne ha? Ne yapıyordun orada? Amacın neydi? Delirtme beni. Of, mahvetti bu Adanalılar beni ya. Adana çıkar adam. Osman dostum, acı bana lütfen. Ben yalnız bir insanım. Yaralı bir ceylanım ben şu anda. Hangimiz yalnız değiliz ki? Hangimiz yaralı değiliz ki Burhan? Bu kent hepimize yabancı değil mi aslında? Adana, Tokat ya da başka bir yer. Hepimiz gurbette ve tek başımıza değil miyiz? Ay sen nereye gittin ya? Nerelere geldik hakikaten? Ne kadar acı, ne kadar soğuk değil mi? Sen de kopmak istemezdin topraklarından. Ama o göç rüzgarları alıcı kuşlar gibi seni de savurdu buralara. Adeta senin gibi başka göçmen kuşlarla bir hiç uğruna birbirinizi paralayın, yaralayın diye değil mi? Dostum iyi misin ya? Ben her zaman senin yanındayım. Bir ihtiyacın olursa maddi manevi, anlıyor musun? Geldiğin zaman Burhan enişten yardımcı olacak, okey? Ne oluyor lan? Aslı! Aslı! İyi yırttık ha. Aslı! Bitirdin sen beni Aslı. Bitirdin sen beni. Empati dedin. Detayları fark et dedin. Hayatı hisset dedin. Ha, iyi alt ettin. Bak şimdi herkesi anlıyorum. Herkesi seviyorum. Empati desen diz boyu. Sürekli gözlerim doluyor. Yani abuk sabuk konuşmaya başladım. Şu halime bak ya. Çok hızlı okumuşsun demek ki canım. Ay. Bir an yoğun edebiyata girince aşırı doz oldu demek ki. Ne yapalım Osman? Yok yok, ben zehirlendim, zehirlendim. Ya, unutmalıyım, unutmalıyım, eski halime dönmeliyim. Hadi eyvallah, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ya son olarak şuradan... Şunu da alabilir miyim? Allah kahretsin, bak bırakamıyorum işte. Beni alıştırdınız, bağımlı oldum. Bağımlı oldum, Osman, bağımlı. Osman sakin, Osman sakin, tamam gel. Sakin. Bağımlı, bağımlı. Tamam, tamam Osman, sakin, gel böyle gel, tamam. Sakin ol, bana bak. Osman, bana bak. Bana bak, tamam. Evet. Tamam, bir şey yok. Tamam, bir şey yok. Osman. Şimdi, sakin ol. Daha ağır ağır gideceğiz, tamam mı? Tamam. Daha hafiflerle başlayacaksın. Daha yavaş okuyacaksın. Sakin ol. Tamam. Bak, sana bir Barbara Cartland veriyorum, tamam mı? Bunu yalnız bir haftaya yayarak okuyacaksın. Ağır ağır. Ağır ağır başlayacağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ben işte bu yüzden Kemalettin Tuğcu da bu işi bırakmıştım. Tamam biliyorum canım. Biliyorum. Biliyorum. Tamam sakin. Eyvallah. Yavaş oku. Bak yine yağmurlar bize ağlıyor. Bak yine yıllar sebepsiz geçiyor, bak yine ayrılık oluyor. Ah gülüm, gülüm, gülüm. Bomba gibi oldu bu da be. Eş bulmak konusundaki sonsuz başarısıdır.
Dur ya. Ne var ki, kimden utanacağım ya? Ay şekil mi yapacağım ya? Alo? İyi akşamlar. Aa, merhaba. O gün konuşamadık da. Evet, yanınızda birileri vardı. Amcamın oğlu. Ha. Ya, geri aradım ama No'ya bastınız. Yok, No'ya basmadım. Yok, yok. Arkadaş telefonu fırlattı da o ara. Ha. Ya. artık buluşalım diyorum. Ne dersiniz? Bence de. Böyle yaşlanıyoruz yani. o zaman çarşamba buluşalım mı Nişantaşı'nda yine? Tamam. Söz mü ama? Tabii canım. Peki o zaman ben sizi çarşamba gündüz ararım. Program yaparız. Oldu. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aa, bir dakika yalnız. Yine ne oldu be? Efendim? Pardon, yani terslik mi var diye şey yaptım. Yok, benim adım Şahika. Şahika, memnun oldum. Ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar size de, iyi akşamlar. Şahika. Şahika. Yoksa benim cümle alet bacım olsun yani. Niye alet? Burhan amcanı gördün saf suratına ben sana uçuyorum. Sen kaçasını gören yani. Benim iş hayatında senin gibilerden o kadar çok gördüm ki... insan sarrafı olmuşum abi ya. Hastık mı adamı? Ne Sokak ortasında bas bas bağırdı bana ya. Paketlerimi yere attın. Kereviz. Ay zor tutmuşum geldi mi ki? Dostlarım Pimpin'in bir elektrümü olduğunu söylüyorlar. Düşünüyorlar yani. Biz buraya Dibler abla bebeğe Melisa çayı içirsin diye termosta getirmedik mi biz buraya? Niye geldik biz buraya gerizekalı? Ya niye sıkıyorsun diyorum sana. Oysa bizim için Nişantaşı akşamüstleriydi o. Neredeyse alabildiğine kösnül, hınzır. Oysa bizim için Nişantaşı akşamüstleriydi o. Neredeyse alabildiğine... alabildiğine kösnül, o hınzır koku. Diz. Köstüm diyorum değil mi ben? Abi köstüm ne? Bir çeşit büyükbaş hayvan. Yanında bir herif mi var ne? Hiçbir alt olmaz bu kızdan. Allah abi, yakıldın gibi ona sen. Ne haber mama? İyi misin?
Hay Allah'ım. Sen şu şarkıyı biliyor musun? İstikbalime mücrim girmiş. Bebeklere uyuz oluyorum ben ya. Yani yediğinin önünde yemediğin arkanda şimdi. Kimse sana bir şey demiyor. Tuvalete gitmene gerek yok. Orada bırak. Hiç kimse sana bir şey... Hani büyüklerde olsa hani çekinirsin. Dersin ki seninki de büyük değilsin. Çık gez apte ipekçi de sen. Avrupa yakası. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim.